كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi arkadaşlar, o gece yapılacak ameller, o gece yapılacak acayip işler var. Arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Acayip mevzular var. Bu fırsat kaçmaz. O gece yapılması gereken ibadetler, o gün kim yatsı ve sabah namazını akşam yatsı ve sabah namazını ne zaman arkadaşım? 27 Temmuz akşam ve yatsıyı camide kılıyorsun. 28 Temmuz sabah namazını camide cemaatle kılıyorsun. Ve o günde yani 28 Temmuz'a da oruca niyetlenirsen. Bak oruca niyetlenirsen diyor. O kimse diyor öldüğü zaman öldüğünü nasıl anlamadan ahirete gider. Arkadaşım ölüm acısını tarif ettik. Bir rivayette 500 kılıç darbesi. Bakın bir rivayette ölüm acısı 500 kılıç darbesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki ey Cibril sen benim canımı neden yakıyorsun ruhunu alırken? Dedi ki ya Resulallah bugüne estağfurullah ya ey Azrail dedi. Ey Azrail dedi sen dedi benim canımı niye acıtıyorsun dedi. Dedi ki ya Resulallah bugüne kadar dedi hiç kimsenin dedi canım bu kadar hafif almadım dedi. Aman ya Rabbi. Ve 27 Temmuz akşam namazı yatsı namazı camide 28 Temmuz sabah namazı camide kılarsa ve sabahına ertesi güne yani 28 Temmuz'a oruca niyetlenirse o kişi diyor ölüm acısını hissetmez. Hissetse bile çok hafif hisseder. Evet. Kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse yani 27 Temmuz gecesini ibadetle ihya ederse 7 kat göklerin meleklerinin ruhaniyetiyle ibadet etmiş gibi sevap yazar. Aman ya Rabbi. Üf sevaba bak. Şimdi arkadaşlar. İki tane namaz var. İki tane namaz. Birisi biraz kolay, birisi birazcık zor. Ama ikisine kılmaya çalışın. Kılamayan birini kılsın. Şimdi. 4 rekatlık namaz. Her bir rekatta. İyi anlayın burayı. Her bir rekatta bir Fatiha, 7 İhlas. Evet bir Fatiha, 50 İhlas. Estağfurullah. Her rekatta ya Rabbi niyet ettim senin rızan için. Ben baştan şöyle tarif edeyim. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için. Aşure gecesi namazını kılmaya. İyi anlayın. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için. Aşure gecesi namazını kılmaya. 4 rekat Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddük ve la ilahe garik diyorsun. Sonra besmele çekip bir Fatiha okuyorsun. 50 İhlas'ta besmele okumanıza gerek yok kardeşler. Bak burayı söylüyorum. 50 İhlas'ta besmele çekmenize gerek yok. Şafii kardeşler kaza borcu varsa kılamıyor. Hanım kardeşler özel günlerindeyse zikir çeksinler bol bol. Yapacak bir şey yok. Daha sonra kılınan bir namaz değil bu. O gece kılınan bir namaz. Dediğim gibi Şafii kardeşler de kaza kılsın. Çok niyetleniyorlarsa Rabbim Celle Celaluhu bu niyetlenense bu namazı inşallah kılmış gibi sevap verir. Ama kalben yakine dene var bu sevap. 4 rekat namaz her rekatta bir Fatiha 50 İhlas. Kim bu namazı kılarsa 50 senelik geçmiş namazı ve 50 senelik gelecek günahları affolur. Meleklerin yanında nurdan yapılmış 1 milyon minber verilir. Şimdi 50 senelik gelecek günahları nasıl affolur? Kardeşim çok basit. Biz yani 50 senelikten baksa şudur arkadaşlar. Biz bazen bir günde 10 senelik 20 senelik günahlar işliyoruz. Anlayın mevzuları. 10 senede işlenecek günahları bazen biz bir günde işliyoruz. Ne demek gelecek günahlar affolur? Bak şimdi. Adamın yapmadığı günah nasıl affolur? Rabbim Celle Celaluhu o kişi günaha girse bile ona tövbeyi nasip eder. İyi anlayın burayı bakın. O günaha girse bile ona tövbe etmeyi nasip eder. Bu kadar basit. Geldik diğer namaza. Her rekatta yine aynı şekilde niyet ediyoruz. Ya Rabbi güzel bir abdest olsun arkadaşlar. Abdest güzel olsun. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için.
aşure namazı kılmaya, aşure gecesi namazı kılmaya, her rekatta bir Fatiha, üç İhlas. Ama bu namaz 100 rekat. Ayda, şimdi nereden söyledim bu namazı? İstersen kıl kardeşim. Bak az önceki namaz biraz daha bundan kolaydı. İstersen her rekatta bir Fatiha, üç İhlas olan ama 100 rekat olan, istersen kardeşim 4 rekat, her rekatta bir Fatiha, 50 İhlas kıl. Şimdi her rekatta bir Fatiha, 3 İhlas ama 100 rekat, 2 rekatta bir selam veriliyor. Namazı kılana ne sevap var? Öldüğü zaman diyor kabri şerifi, kabri miski amber dolar. Onun diyor kabir azabı görmez. E şimdi kardeşim, bu kadar işler yapıyoruz, bu kadar sağa sola koşturuyoruz. He? Her türlü günahlara koşuyoruz. İş neden amel etmeye gelince kaşımız gözümüz ayrı oynuyor? Ben soruyorum size. Neden ibadetlere gelince elimiz ayağımız ayrı oynuyor? Ben Allah için soruyorum. Sizlere ikaz ediyorum kardeşler. Bu işin lamı, cimi, kafı, kefi yok. Biz diyoruz ki adam gibi işler yapalım. Müslümanız. Müslüman gibi yaşalım. Müslüman gibi hayat sürelim. E cennete girelim. E sana faziletli amel söylüyoruz. Bak peşine ne var? Alışveriş yapın. Hububat, taneli yiyecek, yani mercimek, bulgur, pirinç gibi şeyler alın evinize. Ve çocuklara diyor bol bol harçlık verin. Hanımınıza harçlık verin. Ve insanlara sadaka verin. Burayı iyi anlayın arkadaşlar. Bakın buraları iyi anlayın. Güzelce alışveriş yapıyoruz. Ne zaman? Salı günü. Estağfurullah, salı günü 27'si diyelim. Ayın 27'sinde güzelce alışveriş yapıyoruz. Bol bol taneli yiyecekler alın. Taneli. İşte bulgurlu, pirinçli, bilmem şekerli. Ne kadar çok tane olursa o kadar bereket fazla olur. Çocuklara harçlık veriyoruz. Hanıma harçlık veriyoruz. Bol bol da sadaka veriyoruz kardeşler. İnşallah canlı yayınımızı kapatıyoruz. Sizleri her zaman söylüyoruz. Allah için seviyoruz. Sizleri Allah için ikaz ediyoruz. Biz diyoruz ki amel edelim, kazanalım. Ölüm var, ahiret var kardeşim. Amel et, kazan. 2 günlük, 3 günlük dünya için. Niye 3 günlük dünya diyoruz arkadaşlar? Çünkü mahşere çıkıldığı zaman kime sorsan herkes ne diyecek? Ya 2 gün ya 3 kaldım diyecek. Evet. Bu Müslümanlar söyleyecek bunu. Herkes. Nuh Aleyhisselam bile bak 1250 sene yaşadı bir rivayette. O da diyecek ki birkaç gün yaşadım galiba dünyada. Arkadaşlar iyi anlayın burayı. Yarın akşam inşallah salı sohbetimiz olacak. Bakın biz yani gece gündüz demeden inşallah sizlerin imkanlarına, sizlere elimizden gelen imkanlarla sohbet anlatmaya çalışıyoruz. Bir şeyler aktaralım ki insanlar faziletli amellerden istifade etsin diye. Bizden ricamız bol bol dua edin. Rabbim nazardan, kazadan, beladan, büyüden, her türlü içerden muhafaza eylesin. Üzerimize çok oynuyorlar. Rabbim onların hepsini iptal eylesin. Kardeşler sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.